Bir önceki videoda ifli koşullardan bahsetmiştik kabataslak. Burada biraz daha detaylı anlatacağız. If komutunun nasıl çalıştığından söz edeceğim arkadaşlar. If komutu çok önemli bir komut. Siz Python'a bir soru sorarsınız, o da onun cevabını verir. Eğer şöyleyse şunu yap, böyleyse bunu yap gibi. Bu bütün yazılım dillerinde vardır ve hemen hemen hepsinde if kullanılır. Evet, if komutu için öncelikle şunu yapalım. Hatırlarsınız. Bir sayı girmesini istemiştik. İşte bu sayı 45'in altındaysa şunu yap. İşte bunun altındaysa bunu yap. Bunu daha sistematik bir hale çevirelim. Şimdi şöyle yapalım öncelikle. Sayı diye bir değişken tanımlıyorum. Sayı eşittir. Input diyorum. Lütfen sınav puanınızı 100 üzerinden giriniz gibi bir şey yapalım. Lütfen sınav puanınızı 100 üzerinden giriniz gibi bir kod yazıyorum. Burada girilen sayıyı integer'a, tam sayıya çevirmemiz gerekiyor. Öncelikle onu da yapalım. Dışına integer diyelim. Bakın en dışına integer yazdım. Ve girilen sayı, siz bir rakam girdiğinizde bunu yapmasını istiyoruz. Ne yapacak? İşte burada 100 üzerinden giriniz diyor. Ve girdiği sayıyı da işte biz bir analiz edeceğiz. Şimdi burada çıkan sonuç, eğer 45'in altındaysa diyeceğiz işte 1 puan ver. İşte 55'in altındaysa 2 ver vesaire. Şimdi öncelikle if yazıyorum ekrana. Tabi burada if'i şöyle büyük harflerle falan yazmayın. İlk harf ve her harfi küçük olacak. If diyorum, sayı küçüktür 45 ise. Burada büyüktür, küçüktür, küçük eşittir gibi ifadeler kullanmıştık daha önce. Küçüktür 45 diyorum. Yani 45'in altında, mesela 44,9 bile 45'in altında olduğu için 1 puan verecektir. If sayı küçüktür 45 ise ve arkasına da 2 nokta üst üste koyuyorum. Yani diyorum ki, eğer diyorum bu koşul sağlıyorsa 2 nokta üstü şunu yap. Sonra da Enter'a basıyorum. Bakın, ilk yazım hatalarını vesaire hiç yapmamanız adına bunu adım adım anlatıyorum. İlerleyen aşamalarda daha hızlı yazacağız. Fakat burada yazım hatası yapmamanız lazım. Bakın, hemen arkasına iki nokta üst üsteyi koymanız lazım. Enter'a bastığınız anda PyCharm programını kullandığımız için kendisi bir adım ileri atıyor. Yani Tab tuşuna basarak ya da dört tane boşluk koyarak bir ileri alıyor. Bu ne demek? Ben şuradaki koşulun sağlaması durumunda şunu yapacağım. Yani buradaki girintiyi, dört tane boşluk veya Tab tuşuna basılmış bu girintiyi oluştururken şuna bağlı olarak buna yapıyorum anlamına geliyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra sayı 45'in altındaysa, o zaman nasıl bir puan vereceğiz? Puan eşittir 1 diyeceğiz. Sonra ben buraya işte mesela şunu da diyebilirim. Print aldığınız puan 100 şey pardon 5 üzerinden 1'dir diye gibi bir notta yazabilirim. Burada bakın tek tırnak kullandım. Çünkü dışında çift tırnak var. Bu problem yapmayacaktır. Ona da dikkat edin. Yani eğer bunu sağlarsa bunları yap demiş oluyorum. Peki, sadece bu haliyle önce bir çalıştıralım. Nasıl bir tepki verecek arkadaşlar? 100 üzerinden bir şey giriniz diyor. Mesela ben 13 girdiğimde aldığınız puan 5 üzerinden 1'dir. Bakın, puanı 1 olarak atadı ve şunu yazdı ekrana. 100 üzerinden 1'dir. Peki şunu yapsak. Diyelim ki ben yine çalıştırdım ve dedim ki bu sefer 68 puan ver diyorum. Enter'a bastığımda bakın hiçbir şey yapmıyor. Neden? Çünkü eğer bu koşulu sağlıyorsa bunları yapacak. Eğer bu koşulu sağlamıyorsa bunların hiçbirini yapmayacak. Yani Tab tuşuyla girinti yaptığımız şu komutların hiçbirini uygulamayacak. Çünkü bu komutların tamamı buradaki if'e bağlıydı. Burada anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Yani buraya Tab tuşuyla ileri almak demek üstteki ana koda bağlısın anlamına geliyor. Peki, Enter'a bastım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Buradaki aldığı puanı, işte sınav puanını en sona yazdıralım. Yani buraya yazdırmayalım. Şunu mesela bir geriye alıyorum. Şunları da ve biraz daha aşağıya alıyorum ki bunu en sona yapacağım. Bakın, girinti yapmıyorum. Sakın böyle bir girinti yapmaya kalkışmayın bu noktadan sonra. Sıkıntı çıkarır. Yani üstte demek ki girinti yapılmamış bir kodu olacak ki bunu sağlasın. Yoksa hata verir. Şimdi girintiyi tekrar geriye aldım. Yani en sona şununla aynı hizaya geldim ve bu sefer eğer diyorum
Mesela 45'i sağlamadı diyelim. 45'ten daha yüksek bir not girdi diyelim. Oraya else if yazıyorum. Elif olarak yazılır bu. Elif yazdıktan sonra arkasına mutlaka bir soru koymanız lazım. Sorumuz şu: sayı bu sefer küçüktür 55 midir? Yazıyorum. Bakın 45'in altında değilse zaten 45'in üstündedir. Bu sefer 45'in üstünde olduğu kesin olduğu için şu koşulu soruyoruz. Yani ben buraya işte şunla şunun arasında mı gibi bir soru sormadım. Fakat şurada yeri geldiğinde birden fazla şey de yazabiliyorsunuz. Onu da şurada yazalım. Mesela şöyle bir ifade de yazabiliriz. Sayı sıfırdan büyük eşittir sıfır. Bakın şöyle bir kod da yazabilirsiniz. Sayımız sıfırdan büyük eşittir ve aynı zamanda 45'ten küçük müdür? Bunu da sorabilirsiniz. Burada ne yapmış olsun? Bu sefer sıfırın altında bir rakam girdiğinde bir puan vermeyecektir. O koşulu da devre dışı. Mesela eksi 5 yazdığında bu koşula uymadığı için bunu sağlamayacak. Tamam. O öyle kalsın veya isterseniz bunu şimdilik silelim. Ama en azından bir denemeye değer değil mi? Bir şöyle bir çalıştıralım arkadaşlar. Daha doğrusu önce bir çalıştıralım. Küçük eşittir sıfır. Şunu da şimdilik diyez işaretiyle pasif alalım. Şöyle yapalım mesela. Çalıştıralım ve ben buraya bir girdiğimde koşulu sağladığı için çalıştı. Peki ben buraya mesela eksi 10 girdiğimde aldığınız, pardon, şunu da silmem lazım arkadaşlar. Şunu daha doğrusu tekrar alıp şuranın içine almam lazım. Şimdi tekrar çalıştıralım. Şöyle yapalım. Mesela eksi 1 verelim. Çalışmıyor gördüğünüz gibi. 10 verelim. Çalışacaktır. Çünkü bu aralığa girdiği için. Peki. Tamam. Bunu tekrar eski yerine alalım. Ctrl X ile kesip şu aşağıya bir alalım. Sonra bunu zaten değiştireceğiz bu kodu. Şimdi gelelim else if'e. Şöyle else if'i bununla aynı hizaya koyuyorum. Sayı 55'ten küçük müdür sorusunu soruyorum. Enter'a bastığımda yine tab tuşu ile ileri aldı. Bu sefer eğer 55'ten küçükse puan eşittir 2 diyorum. Tamam. Bunu da sağlamıyorsa mesela 55'ten büyük bir rakam girerse tekrar geri alalım. Else if. Ne demiştik? Sayı küçüktür 70 ise bu sefer 2 nokta üst üste. Bu sefer puan eşittir 3. Yine geri alalım. Else if sayı küçüktür 85 ise 2 nokta üst üste puan eşittir 4. Ve şuna dememe gerek var mı? Else if sayı küçüktür, küçük eşittir hatta 100 ise puan eşittir 5. Ya da şunu da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında kalan her şeyi else de diyebilirsiniz. Zaten else dediğinizde bunların dışında kalan her şey için anlamına geliyor. Peki, şimdi çalıştıralım ve aslında adım adım birkaç şey daha yapmamız gerekiyor ama else de diyebiliriz, işte else if de diyebiliriz, fark etmez. Diyelim ki şunu yaptık, bir çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman bakın özellikle syntax hatası yapmayın. Arkasına mutlaka else if'ten sonra mutlaka iki nokta üstte olmak zorunda ve alt kodları tab tuşuyla bir ileri almanız lazım. Burada da bakın else if dediğim zaman if'le aynı hizada olması gerekiyor ve bakın altındaki kodu da ileri alacaksınız. Şimdi çalıştırdık. 100 üzerinden mesela 84 girdik. Aldığınız şu kısmı halletmedik arkadaşlar. Bu arada puanın alıp almadığını yani her seferinde bunu yazacağı için bunu puana bağlamadık. Yani şu ürettiğimiz puan kodunu buraya girmedik. Onun için de şöyle yapalım. Şu sonucu yazalım. Format format kodunu kullanalım. Şöyle diyelim. Aldığınız diyelim sınav notunuz diyelim. Hatta sınav notunuz süslü parantez açıp kapatıyorum. Olup sınav puanınız veya puanınız ise işte şöyle şöyledir diyorum. İşte puanınız 5 üzerinden, hatta puanınız ise 5 üzerinden işte 7'dir, 8'dir vesaire. Çift tırnağın bittiği yerde de format
formülünü kullanıyorum. Daha doğrusu kodunu kullanıyorum. Ve buraya ilk süslü parantez için ne kullanıyorum? Şuradaki girdiğim sayıyı koyuyorum. Puanı ise puan olarak giriyorum. Yani ikinci süslü parantez içinde puan giriyorum. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Mesela 66 girdiğimde sınav notu 60 olduk. Puan ise 5 üzerinden 3'tür gibi bir şey üretmiş olduk burada. Peki dikkat edin bakın. Ben şunu yapmadım. Mesela gelip bunu tab tuşuyla ileri alsaydım bu kod o zaman sadece şunun altında çalışırdı. Ama ben bunu bir geriye aldım. Yani şunlarla aynı hizada aldığım için bu işlemi yaptıktan sonra bakacak puan kaç olduğunu buraya yazacak. Sayının kaç olduğunu da buraya yazacak. Eğer herhangi bir şekilde girinti yaparsam bu çok ciddi bir sorun olur. Sadece şu kodun altında çalışıyor. Çünkü bu girinti bunun altında bir kod olduğu anlamına geliyor. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Ama istediğim kadar şuralara boşluk bırakabilirim arkadaşlar. Önemli olan bunun herhangi bir kodun altında girintili girilmemiş olması. Bu çok önemli. Özellikle buna dikkat etmenizi istiyorum. Evet. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Ben if de yazsam, else if de yazsam vesaire veya en sona else de koysam yine de dikkat etmem gereken şey şu. Buradaki bir soru olması gerekiyor. Bakın bir soru formatı. Şimdi oraya geçmeden önce şuraya bir en sonunda da bir else yapalım da kodu tamamlamış olalım. Else dediğim zaman bunların dışında kalan herhangi bir şey olursa puan eşittir ne olsun arkadaşlar? Puan şöyle bir şey olsun. Dikkat yanlış bir sınav o anda sınav notu girdiğiniz yazsın. Çünkü bunun dışında kalanlar bakın 0 ile 45 arası değil. 55'ten de küçük değil. Yani bundan büyük olup 55'ten küçük değil, 70'ten küçük değil. Yani bunların hiçbirini sağlamıyor. 0 ile 100 arasında herhangi bir şey olmadığı için dikkat yanlış not girdiniz demek ki. Böyle bir not versin. Peki bunu da çalıştıran bu arada. Mesela bu buraya düşecek olan nedir? Mesela adam 105 girdi diyelim. Sınav notu boş olup işte dikkat yanlış puan aldınız vesaire. Böyle bir puan yerine bunu yazmış olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böylece ne sağlamış olduk? Else ne demekmiş demek ki bunların dışında yani yukarıdakilerin hepsini geçtikten sonra bunların hiçbirini sağlamıyorsa o zaman bunu yap direkt. Çünkü else'den sonra herhangi bir koşul koymadım. Bu ne demek? Bunların dışında kalan her şey anlamına gelir. Buna da dikkat edin. Ya da şunu silebilirsin sonra ilerleyen aşamalarda tekrar da kullanabiliriz. Problem değil. Şimdi önemli olan şurada. If de yazsanız, else if de yazsanız arkasına bir koşul yazıyorsunuz. Fakat şuna dikkat edin. Bu sorunun mesela if dediniz bu sağlıyor. Bunun cevabı iki seçeneklidir. Ya true'dur ya false. Yani ya doğrudur bunun cevabı ya yanlıştır. Şimdi Python şuna bakar. If der mesela diyelim ki sayı 0 ile 45 arası çıktı. Tamam. Mesela 30 girdim. Bunun cevabına bakar. Bunun cevabı true'ysa bunu yapar. Bir alttaki kodu uygular. Yani girinti olan bu kodu uygular. Çünkü bu kod buna bağlıydı. Ama bunun cevabı false'sa yani mesela 50 girdiniz. Bakıyor bunun cevabı true veya false. Cevap false olduğu için bunu uygulamaz, gerisini uygular. Sonra bakar şu. Fakat bunun cevabı true olursa bunu uygular ve gerisini hiç okumaz. Şu sonuna kadar gelir ve şuraya kadar gelir hiçbirini okumaz. Buna dikkat edin bakın. Python'ın çalışma mantığı ve diğer yazılım dillerinde de çalışma mantığı budur. Gerisini hiçbir şekilde okumaz. Diyelim ki geldi bunun cevabı false çıktı. O zaman bunu uygulamaz, bunu direkt atlar. Bir sonraki soruya geçer. Diyelim ki bir sonraki soruda mesela ben buraya 50 girdiğimde bunun cevabı false olduğu için burayı hiç okumaz. Buraya geçer. Cevap 50 olduğu için bu true mu false mu? Bu true çıktığı anda bunu uygular. Bu sefer gerisini hiçbir şekilde uygulamaz. Bu böyle çalışır arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Bunun mantığı bu şekilde olduğu için hesaplamalar yaparken vesaire gerisini okumayacağına da dikkat edin her zaman. Yani bunun cevabı true veya false. Peki şöyle bir işlem yapalım arkadaşlar. True ve false ne demek? True doğru, false yanlış. Yani İngilizceden hatırlarsınız. Mesela ben günlük hayatta Python'a bir şey sordum. Şöyle bir değişken tanımladım. Cevap eşittir dedim. Mesela dedim ki 45 büyüktür 30 mudur? Bakın
Şöyle bir işlemde ilk eşittir işareti bir atamadır her zaman. Değişken ataması yaptım. Ve Python'a şu soruyu sordu. 45 büyüktür 30 sorusunun cevabı nedir? Print ettirelim. Print cevap diyelim. Hatta şu soruları sormasın diye ben yukarıdakileri siliyorum. Notlarla zaten göreceksiniz o kısmı arkadaşlar. Notlarda onların açıklamalarıyla birlikte. Şimdi cevap eşittir dedim. 45 büyüktür 30 mudur? Bakalım. Cevap true dedi. Peki cevabı şöyle ayarlayalım. Cevap eşittir. 45 küçüktür 30 mudur? Sonra da cevabı ekrana yazdır. Yani cevabın yeni atamasını ekrana yazdır. Bakın cevap false dedi. Bunun cevabı true, bu ekrana true yazdı. Bunun cevabı false. Yani 45 küçüktür 30 mudur? Hayır, yanlıştır. Bunun cevabı false. Buraya false yazdırdı gördüğünüz gibi. Peki ben şunu merak ediyorum. Print diyorum. Buradaki cevap değişkeninin türü nedir? Type cevap. Cevabın türü nedir? Şimdi true veya false olunca aslında bunun cevabı şu oluyor. Bunun türü boolean oluyor. Boolean. True ve false cevaplarına boolean denir. Bakın bool diye yazılır. Ama bunun uzun şekli şöyle. Boolean. Boolean. Bu true ve false'larda diğer yazılım dillerinde de boolean'dır. Şimdi burada kısaca bool yazar. Yine ilerleyen aşamaların bu kodu da kullanacağız. Mesela bir şey integer'a çevirmek istediğimde önüne int yazıyorum. Burada da boolean'da da aynısını yapacağız arkadaşlar. Şimdi doğrudan şunu da yapabilirsiniz. Cevap eşittir. True da yazsanız bunu da kabul eder. Tabii true ve false'da ilk harfler her zaman büyük olmak zorunda. Küçük harfle yapmaya kalkışmayın. İlk harf büyük. Cevap eşittir true veya cevap eşittir false diye doğrudan da yazabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Yani mesela siz if'li bir soru sordunuz. Az önceki if'li soruyu düşünelim. If diyorum işte cevap mesela şöyle düşünelim. If işte 45 büyüktür 30 mudur? Bunun cevabı true olduğu için print şöyle yapalım. 45 sayısı 30'dan büyüktür yazalım. Şimdi burada cevap true olduğu için doğal olarak bunu uygular. Yazalım mesela. Çalıştıralım. 45 sayısı 30'dan büyüktür. Fakat ben buraya sadece bu soruyu sormak zorunda değil. Mesela buraya direkt elle de true yazabilirim. If true bunu yap. Zaten bu da true olduğu için doğal olarak bunu da uygular mesela. Çalıştıralım. Yazdı. Ben buraya doğrudan false da yazabilirim mesela. False da yazsam çalışır. Bu sefer de diyecek ki bu false olduğu için bunu uygulamayacak. Ne yapacak? Bakın bunu hiç çalıştırmadı gördüğünüz gibi. Yani burada if'li bir soru sorduğunda cevap true veya false olması lazım. Mesela ben buraya false yerine işte 1 büyüktür 100 diye yazsam bunun da cevabı false. Ha direkt buraya false yazmış ama böyle bir soru sormuş. Aynı sonuca götürür. Tamam. Böyle bir mantığı var arkadaşlar. Yani çok uzatmayacağım ama bakış açınız bu olması gerekiyor. Yani onun cevabı true veya false'tur. İfli bir soru sorduğunuzda iki cevap vardır. Ya doğrudur ya yanlış, ya true'dur ya false'tur. Buna göre ilerler Python. Diğer yazılım dillerinde de bu tamamen aynıdır. Burada sorabileceğimiz sorular şöyle ekrana not olarak yazıyorum arkadaşlar. Soruları şöyle yapalım. Büyüktür işareti büyüktür sorusu zaten. Küçüktür gibi. Büyük eşittir. Büyük veya eşittir sorusu bu. Büyüktür işaretinin arkasına eşittir koyarsanız büyük veya eşittir. Bu da küçük veya eşittir. Bu da eşittir sorusu. Bakın eşit mi? Yani mesela 5 sayısı 5'e eşit mi? 7 3'e eşit mi? Gibi sorularda da bu sefer iki tane eşittir kullanacağız. Şimdi bazı yazılım dillerinde eşittir sorusunu tek eşittir işaretiyle yapıyorlar. Ama Python'da iki tane eşittir sorusuyla yapılıyor. Eşit değildir sorusunda cevabı ünlem eşittirdir. Bak buna dikkat edin arkadaşlar. Bu kısımlar önemli. Yani şunların hepsini bir aklımızda tutmamız lazım ve bununla ilgili uygulamalar yapmamız lazım. Mesela basitçe şöyle birkaç soru soralım Python'a. İşte diyelim ki print diyelim. Şöyle bir soru çıksın karşımıza. Ben burada daha önce hazırladığım sorulardan mesela Python'a sorayım. Diyelim ki Python'a şöyle bir soru sordum. 45 sayısı 44'ten büyük müdür? Bunun cevabını yanına noktalı şey yanına virgül koyup true veya false olduğunu alalım. Ne yaparım bu soruyu nasıl sorarım? 45 büyüktür 44 şeklinde yazarım. Ne yapar Python?
Önce bu notu yazar. Sonra da bu işlemi hesaplayıp true mu false mu ekrana yazar. Deneyelim. 45 44'ten büyük müdür? True dedi. Evet, doğru. Bakın 45 44'ten büyüktür. Peki şunu sorabilirsiniz mesela. 45 44'ten büyük eşit midir? Sorusunu soralım. Büyük eşit midir? Burada ne kullanmanız lazım? Büyük eşittir kullanmanız lazım. Cevap true mu false mu? Büyük eşit midir? True. Cevap true dedi bu sefer. Peki şunu yapalım mesela. 25 sayısını yapalım. Diyorum ki Python'a şu soruyu soruyorum. 25 sayısı şöyle kapatayım. 25 sayısı 18'den büyük veya eşit midir diyorum. 25 18'den büyük eşittir midir? 25 sayısı büyük eşittir 18 midir? Cevap true mu false mu? Hesaplatalım. Cevap true. Evet. 25 sayısı 18'den büyük eşittir. Doğru. Peki 25 sayısı 18'den küçük eşit midir? Bunu yapalım. Yani 25 sayısı bütün hepsini uygulayalım ki arkadaşlar. Şimdi belki size basit geliyor olabilir ama büyük şöyle küçük 25 sayısı 18'den küçük veya eşit midir? Ne yaparsınız bu sefer? Küçük eşit. Bunların hepsini bir uygulamamız lazım ki arkadaşlar tek tek görmemiz lazım. Cevap false. Küçük eşittir değildir. Bakın küçük eşittir bu şekilde yap. Şunu sorabiliriz bir de. 25 sayısının 18'e eşit midir? Diyelim ki şöyle print. Şöyle diyorum. 25 sayısı 18'e eşit midir? Burada soruyu nasıl sorarsınız? 25 eşittir 18 demeyeceksin işte burada. Burada hata veriyor görüyorsunuz. İki tane eşittir. Çünkü bir soru soruyorsanız yani bu buna eşit midir sorusunu iki eşittir de yapmanız lazım. Cevap false. Evet. Peki aynı sayı olsaydı mesela şunu diyebilirsiniz. Dersiniz ki mesela 25 sayısı mesela 18'den farklı mıdır? Print diyorum. 25 sayısı 18'e eşit değil mi? Yani farklı mıdır sorusunu sormak istiyorsanız bu sefer soruyu 25 ünlem eşittir 18. Yani bu ikisi birbirinden farklı sayılar mı? Çalıştıralım. Cevap true demesi lazım. İkisi birbirinden farklı mı? Evet. Bakın yeri geldiğinde bunları çok sık şekilde kullanacağız. Hani ilerleyen aşamalarda tahminen benim tahminim şurada bazen problem yaşayacaksınız. Çünkü eşittir. Başka bir yazılım dili biliyorsanız özellikle şurada çok hata yapılıyor genelde arkadaşlar. Karşılaştığım hataların çoğu burada oluyor ama diğerlerinde genelde hata yapmazsınız. Şunda bile hata yapmazsınız ama bazen şurada bir hata yaparsınız. Yani uzun uzun kodlar yazarsınız. Böyle satırlarca, yüzlerce satır yazarsınız ama bir yerde şöyle bir hata verir. Tabii ki PyCharm kullanıyorsanız o zaten bulur. Yani şöyle bir hata yaptığınız anda burada hatayı kırmızı olarak veriyor zaten arkadaşlar. Buna dikkat edin. Gerisi kolaydır zaten.